Merhaba sevgili ikizler. 10-16 Kasım haftasına hoş geldiniz. Güzel ve verimli bir haftaya giriş yapıyoruz. Hafta başında sizin gezegeniniz Merkür artık retro hareketi bitirecek ve ileri hareketi devam edecek. 10 Kasım'da Merkür retrosu bitiyor. Sizin gezegeniniz olduğu için de sizi oldukça etkilemiş olabilir sevgili ikizler. 21 Ekim'den bu yana günlük işlerinizde, iletişimlerinizde, konuşmalarınızda, yazılı sözlü ifadelerinizde bazı tersliklerle karşılaşmış olabilirsiniz. Günlük hayatınız, özellikle iş hayatınız veya evde geçirdiğiniz günlük hayatınızda kullandığınız araçların arızalanması, iletişimlerde problemler sizi biraz zorlamış olabilir. Artık bu etki geçiyor, Merkür düzeliyor. Durgun etkisi birkaç gün devam etse de hafta sonuna doğru artık işlerinizin, günlük hayatınızın biraz daha hızlandığını hissedebilirsiniz. 12 Kasım güzel bir gün sevgili ikizler. Güneş Akrep Burcu'nda, Yengeç Burcu'ndaki Jüpiter'le güzel bir üçgen açı oluşturuyor. Güneş-Jüpiter üçgen açıları yılın en şanslı günlerinden biridir. Bunu da bu hafta yaşayacağız. Tabii ki bu olumlu etkiyi siz de yaşayacaksınız. Özellikle iş hayatınız ve parayla ilgili konularda bazı çok güzel fırsatlar karşınıza çıkabilir. Var olan süre gören işlerinizden güzel gelirler elde etme şansını yakalayabilirsiniz. Veya çok verimli alışverişler yapabilirsiniz bu süreç içerisinde. 12 Kasım'ı unutmayın. Bir yere not edin. Eğer önemli işleriniz varsa, yeni girişimleriniz, başlangıçlarınız, yeni sözleşmeler imzalamak istiyorsanız Merkür'ün de düzelmesiyle beraber 12 Kasım'ı değerlendirebilirsiniz. 13 Kasım'da Neptün bir süredir Balık Burcu'nda retro hareketteydi. Artık 13 Kasım'da retro bitiyor. Neptün de ileri harekete dönecek. Sizin şu sıralarda 10. evinizde ilerliyor Neptün. Geri hareketteyken bazen işlerinizde belirsizlikler, projelerinizde gariplikler oluşmuş olabilir. Çünkü Neptün biraz bulanıklık ve sis de yaratan bir gezegen olduğu için geri hareketlerinde kararsızlıklarla da daha fazla karşılaşmış olabilirsiniz. Şimdi Neptün'ün ileri harekete geçmesiyle beraber işlerinizle ilgili konularda da enerjisinden daha rahat yararlanabilirsiniz. Özellikle sanatla ilgili konular, yaratıcılık gerektiren çalışmalar, manevi ve ruhsal faaliyetler için çok daha olumlu olacaktır Neptün'ün Balık Burcu'ndaki hareketi. 14 Kasım ve 15 Kasım Venüs'ün bazı gergin açıları var gökyüzünde. Buna biraz dikkat etmek gerekiyor. Sevgili ikizler, sizi direkt birebir etkileyen bir hareket değil. Özellikle Venüs şu sıralarda Oğlak Burcu'nda ilerliyor. Oğlak Burcu'nda 8. evinizde 14 Kasım'da Uranüs'le kare açı içerisinde olacak. 15 Kasım'da da Plüton'la kavuşum içerisinde olacak. Özellikle ortak paylaşımlar, gelirler, bazı maddi konularla ilgili sosyal çevreniz veya arkadaşlarınızla alakalı konularda bazı gerginlikler, baskılarla karşılaşabilirsiniz. Veya arkadaşlarınız ya da sosyal çevrenizdeki bazı durumlar dolaylı olarak size yansıyabilir. Eğer kişisel bir gezegeniniz temas kurmuyorsa bu açıyla, bu açı kalıbıyla çok da fazla etki almayabilirsiniz sevgili ikizler. Evet, şu sıralarda özellikle hafta içerisinde Güneş ve Jüpiter'in üçgen açısı iş hayatınız ve parasal konulardaki kazançlarınızla ilgili sizi destekliyor. Bu olumlu enerjileri değerlendirmeye çalışalım. Günlük etkileri de günlük burç videolarımızı izleyerek takip edebilirsiniz. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.